SGK uzmanı Emin Yılmaz emeklilere sevindirici haberi verdi, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur maaşı belli oldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin en net rakamını açıkladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına odaklanmış durumda. SGK uzmanı Emin Yılmaz kamu son haber köşe yazarı Süleyman Çay'a net rakamları açıkladı. Ocak ayında emeklinin maaşına %49,25 oranında zam yapılmıştı. Ancak gerçekleşen maaş zammı en düşük emekli aylığını 10.000 TL'nin üstüne çıkarmadı. Enflasyonun %70'lere dayandığı ortamda maaşların 19.000 Türk Lirası açlık sınırının altında kalması ise tepkilerin odağı oldu. Emekliler ise bir umut olarak Temmuz ayındaki maaş zammını bekliyor. TÜİK'in açıklamaları sonrasında enflasyon verileri de şekillenmeye başladı. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Kamuson son haber köşe yazarı Süleyman Çay'a kritik ayrıntıları ile maaş zammını açıkladı. Yılmaz'ın söylemlerinde dikkat çeken detaylar ise şu şekilde. İlk 5 aylık veri Mayıs itibarıyla 22,72 oranında maaş zammı garantilendi. Bu veriyi Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlular alacak. Haziran ayı itibarıyla da enflasyon farkı eklenmesiyle %25,56 verilme durumu olabilir. Memurlarda ise toplum sözleşmeden dolayı 5 aylık veri netleştiğinden dolayı %17,38'lik zammı netleşti. Haziran ayının eklenmesiyle bu rakamın %20,39 olması bekleniyor. Memur emeklilerinin maaşı ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur maaşında eşitleme durumu olabilir. %20 ile 25 arasındaki farkı kapatabilirler. En düşük emekli aylığı 12500 Türk Lirası ile 15000 Türk Lirası arasında olacak. En düşük memur emekli aylığı ise 14739 TL'den %20 ile hesaplanarak 17769 TL'ye maaşları gelecek. %25 yükselirse 18576 Türk Lirası olabilir. Refah payı beklentisi ise %5 ila 10 civarında. Ancak bana göre %5 refah payı daha gerçekçi duruyor. Çünkü yasalar doğrultusundaki karar hükümet veriyor. Bunun içinde meclis toplanması gerekiyor. 1 Temmuz'dan önceye açıklanır ya da bir çağrı yapılıp toplanabilirler. Memurlara ilişkin bir refah payının verileceğini sanmıyorum. Çünkü seyyanen bir zam yapılmıştı.